Selamünaleyküm. Aleykümselam. AK Parti Eldivan İlçe Başkanımız Mustafa Lafçı Bey ile birlikteyiz. Mustafa Bey kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Bugün dedik ki Eldivan ilçemizi ziyaret edelim. Eldivan ilçemizde yeni görevine atanan dinamik, genç, eğitimli birisi olarak Mustafa Bey ile hem Eldivan hakkında, hem Çakır hakkında, hem de ülke geneliyle alakalı bir röportaj yapalım dedik. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için sağ olun, teşekkür ederiz. Mustafa Bey, AK Parti ilçe başkanlığına yeni seçildiniz. Daha önceden siyasette bulundunuz mu? Daha önceden siyasette bulunmadım. 2014 yılında belediye yerel seçimlerde Evet. Eldivan Belediyesi yine AK Parti'den belediye meclis üyesi adaylığım vardı. Yani o Evet. zaman askerlik şartımı yerine getirmediğim için bu belediye meclis üyesi olamadık. Nasip bu zamanaymış. Allah hayırlı uğurlu etsin diyelim. Allah razı olsun. Eldivan'da ikamet ediyorsunuz herhalde. Eldivan'da ikamet ediyorum. Eldivan'da ikamet eden birisi olarak Eldivan'ın şu anki yapısı nasıl, ticareti nasıl, el sanatı nasıl, Eldivan'ın ekonomisi nasıl diye sorsak. Şu anda Eldivan'ımız 3 sene ya da 4 sene öncesinde, biraz daha kaba konuşalım, 5 sene öncesine göre gelişme gösteriyor. Müteahhitler çoğaldı, girişimcilik çoğaldı, vatandaşımızın risk alma kapasitesi çoğaldı diye düşünüyorum ben, teknik anlamda da. Çünkü bizim muhafazakar bir yapımız olduğu için ilçe Evet. olarak bu zamana kadar hep tereddüt vardı. Ya başaramazsam, olmazsa gibi düşünceler vardı. Ama son zamanlarda bir iki kişinin cesur davranışıyla, müteahhitliğe girmesinden, başka yatırımlara yönelik girişimler yapmasından bir yerlerine de emsal oldu. Bu sayı arttı, daha da artacağını düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Şu Bir de anda teknik olarak konuşmak gerekirse, Eldivan'ımız beklenenin ya da olması gerekenin çok altında. Ama 3-4 sene öncesine göre de ilerleme kat ettiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha da iyi yerlere İnşallah. gelecektir Allah'ın izniyle. Şimdi yolda gelirken baktık, hemen girişte bayağı güzel evler var. Yerleşim gerçekten de güzel. Toprak güzel. Yerleşebilecek belki de Çankırı'da en güzel yerlerden birisi Eldivan diyebiliriz. Peki Eldivan'da hani vatandaş diyelim ki Eldivan olmayan birisi Eldivan'a gelip de yerleşse sıkıntı çeker mi diye sorsak. Kesinlikle sıkıntı çekmez. Bunun zaten şu anda bir sürü emsali var. Özellikle Çankırı merkezden ve Eldivan'a yakın yerlerde aşırı derecede arsaya, taşınmaza, toprağa talep var. Son 5 senedir, 6 senedir Eldivan'daki toprağın değeri, tarla olsun, bahçe olsun, arsa olsun bunların değeri yaklaşık 5-6 katına çıktı. Bu talepten Yani. kaynaklanan bir şey. Hem ticari anlamda iyi gelir kazandırıyor, alım satım işini yapana, emlakçılık Evet. yapana, bu işlerle ilgili olana. Hem de Eldivan'ımızın çevresini genişletiyor. Yani Eldivan'ın dışından da girişimciler oluyor, gelen yerler oluyor. Girişte görmüşsünüzdür. Oradaki evlerin %90'ı, %95'i özellikle yerleşime, ana yerleşime gelmeden bahçe evlerinin %90'ı, %95'i Eldivan dışındaki kişilerin. Evet. Vatandaş hem yakın olması dolayısıyla yeşilliği var, piknik alanları var. Yani doğal güzellikleri Artı bir de ziyaretçiler maneviyatı fazla. var Tabii ki Eldivan'ın. oradaki Hacı Murad'ın Evet. Veli Hazretleri var. Zaten bu memlekette olan birçok şeyin oradaki zaten yüzü suyu hürmetine gerçekleştiğini Yani. nasip olduğunu düşünüyorum ben. Benim anne tarafım da Seydiköylüdür. Evet. Aslında anneannem Seydiköy'den Eldivan'a gelin gelmiştir. Evet. O şekilde zaten yatırım amaçlı kullanılıyor. Yani şu Çankırı'dan anda akan para. Eldivan bir cazibe merkezi diyebiliriz, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle İnşallah cazip. daha iyi olur. Peki başkanım, Eldivan'da yeni göreve gelmiş bir ilçe başkanı olarak önümüzdeki süreçte AK Parti ilçe başkanı olarak Eldivan'la alakalı herhangi bir projeleriniz var mı? Tanıtım olabilir, siyaseten olabilir. Şu anda değerlendirmeye aldığınız herhangi bir proje var mı? Şu anda değerlendirmeye aldığımız proje bizim Eldivan olarak en büyük eksiklik olarak düşündüğüm benim ve yönetim kurulunun görüştüğümüz arkadaşlarla Eldivan'da iş olanakları kısıtlı. Evet. Buradan Tüney'deki organize sanayi olsun, aslında Tüney değil Hisarcık Kayı'da Eldivan Evet. sınırlarında kalmasına rağmen Tüney olarak geçiyor. Önemli değil. Şabanözü'ndeki organize sanayi olsun 400-500 kişi gidiyor buradan Evet. çalışmaya. Orada yerleşenler var özellikle Evet. Şabanözü bölgesinde. Ama Eldivan'da
Eldivan diye hitap edecek bir çalışma alanı yok. Biz bunun eksikliğinin farkındayız. Bunun olması lazım. Bunun olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de bizden önceki dönemdeki teşkilatımızın başlatmış olduğu engelsiz yaşam projesi var. Evet. Engelsiz yaşam merkezi projesi var. Yaklaşık 60 dönümlük bir alana kurulacak olan Şabanözü'ndeki rehabilitasyon merkezinin birinci ayağı özelliğini taşıyacak olan 7-18 yaş grubu arasındaki kız ve erkek çocuklarına hizmet verecek bir rehabilitasyon merkezi projemiz var. Evet. Bunun içinde arazi tahsis işlemlerini tamamlamış olduk. Yani tamamlanmak üzere aslında konuşmak gerekirse. Dün valiliğe teslim ettim, bizzat teslim ettim. Allah razı olsun diyelim. Arazi tahsisinden sonra da inşallah proje aşamasına çıkacak. Tek umudumuz 2019 yatırım planlamasına dahil ettirelim. Zaten geçenlerde AK Parti İl Başkanımız da 2018'in Çankırı için yatırım yılı olacağını söylemişti. Herhalde büyük bir ihtimal bu sizin projede 2018 yatırım yılı içerisine dahil olur. İnşallah. Temennisi içerisindeyiz. İnşallah. Başkanım, Eldivan spor kültür olarak bir aktivite var mı Eldivan'da? Eldivan'da spor ve kültür olarak aktivitemiz şu şekilde. İki tane futbol takımımız var. Evet. Eldivan'ımızın. Evet. İki tane futbol takımımız var. Birisi Eldivan Belediye Spor Kulübü adına, diğeri Yeni Saray Spor olmak üzere bizim Sarayköy'ümüz var. Mahallemizin evet. deliğinde yakın. İki tane spor kulübümüz var. Lakin iki spor kulübümüzün de maç yapacağı bir tane futbol sahamız yok. Evet. 3 sene önce yeni bir halı saha kazandırıldı. Allah razı olsun vesile olan evet. memleketimize. O da yağan kar nedeniyle, aşırı kar sebebiyle çatısı çöktü. Şu anda onun yıkım aşamasında, yıkım işi bitti. İhaleye çıkardı. Yenisi yapılacak. Yenisi yapılacak. Biz il Gençlik ve Spor Müdürümüzden de futbol sahası için girişimlerin sözünü aldık. Garantisini değil ama sözünü aldık. Söz aldıysanız bu garantidir zaten inşallah. Çünkü AK Parti hükümeti söz verdiyse yerine getiriyor. Onda kesinlikle. Sıkıntı yok. Benim... Kesinlikle. Ondan yana şükür ya zaten. Garanti olmuş diyelim o iş inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Başkanım, gençlerin siyasete bakışı nasıl? Eldivan'da ilçe gençliği siyasete nasıl yaklaşıyor? Siyasete yakınlar mı? Siyasette ilgileniyor mu? Gençlerimizin Çankırı, Eldivan ve ülke gündemiyle alakalı yaklaşımı nedir diye sorsak. Şimdi Eldivan siyasetindeki gençlerimiz, yani ben Çankırı'da da genel olarak aynı şeyi izlenimde bulunuyorum. Ama Eldivan'la birebir daha yakın münasebetim olduğu için herkesin mutlaka bir siyasi görüşü var. Gençlerimizin aileden gelme evet. ya da sempatizan olduğu. Ama şu andaki hükümetimizin politikası, izlemiş olan politika herkesin gönlüne hitap eder bir politika. Allah'ın izniyle. Evet. Bu yüzden sempatizanlarımız çok. Ailesi başka siyasi görüşte olmasına rağmen bizim partimize gönül veren, elinde olan gençlerimiz de çok. Yalnız çekimser davranıyorlar. Evet. Bu gençlerimizi kazandırmak için işte gençlik kolları olsun, kadın kolları olsun, kadın kollarında da genç sayımız oldukça fazla. Evet. İlçe olarak. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız olsun aktiviteler organize ediyor ilgili başkanlarımız, yan başkanlarımız, yan kol başkanlarımız. Bunlarla gençleri daha fazla özendirmeye, daha fazla ilgisini çekmeye ve kazanmaya çalışıyoruz. İnşallah. Böyle bir çalışmamız var. İnşallah. Allah razı olsun diye bu çalışmalarından dolayı. Zaten demin de sözün başında dediğim gibi hem genç hem dinamik artı bir de eğitimli ve kültürlü bir ilçe başkanı olarak Eldivan'a çok büyük katkılar sunacağınızı bekliyoruz, umuyoruz. İnşallah öyle olur. Eldivan'la alakalı hayalinizde olan, gerçekleştirmeyi düşündüğünüz başka herhangi bir şey var mı diye soralım. Şu anda Eldivan'la ilgili birçok hayalimiz var. En başta gelen hayalimiz. En başta gelen hayalimiz engelsiz yaşam merkezi. Evet. Çünkü ilk iş kaynağı olacak Eldivan'ımızda. Evet. İlk iş kaynağı olacak. Allah nasip ederse 200-250 kişiye ekmek kapısı olacak. İnşallah. Bunlarla beraber ailelerinde düşündüğümüzde ortalama 800-900 kişiye, belki 1000 kişiye hitap etmiş olacağız. Biz bu tesis sayesinde. Bunun devamında da buna bağlı olarak toplu konut olsun, diğer barınma, giyim, gıda ihtiyaçları doğrultusunda, talep doğrultusunda Eldivan'da bu tesislerin ya da bu hizmeti verecek birimlerin daha da çoğalacağına inanıyoruz. İnşallah. Bu da giderek Eldivan'ın büyümesine, gelişmesine
vesile olacaktır. Başkanım şey sorayım ben bir de. Eldivan'ın yöresel el sanatı var mı? Eldivan'ın yöresel el sanatı olanlar var ama patenti alınmamış halde. Ne mesela? Ya bizim el sanatlarından... Şimdi özür dilerim. Mesela Tosya'ya gittiğimiz zaman Tosya'nın çakısıdır, yazmasıdır. İşte Denizli'ye gittiğimiz zaman Buldan şeyidir, Tokat'a gittiğimiz zaman yazma, o özellikle baskı sanatı var. Fakat bizim Çankırı'mızın ilçelerini gezdiğimizde normalde eski şeyler var ama şu anda el sanatlarıyla ilgilenen pek kesim yok. Bunun için herhangi bir çalışma olacak mı? Bunun için herhangi bir çalışma, bizim daha önce yaklaşık 2 sene, 3 sene önce Külçe diye bir birim kuruldu diyelim, kooperatif tarzı. Evet. Bu Külçe el sanatlarından ziyade yöresel ürünler. El sanatları evet, mutlaka bunun içine dahil ediliyor. Gerçi buranın, Eldivan'ın ekmeği meşhur değil mi? Ekmeği meşhur, kirazı. Yöresel kirazımız meşhur. Daha bir sürü yöresel ürünlerimiz var. Ev yapımı malzemelerimiz var, yani ürünlerimiz var. Evet. Bunların tanıtımıyla, üretimiyle ilgili bir kooperatif gibi bayanlarımızın, kadınlarımızın kurmuş olduğu bir Külçe teşkilatı var. İnşallah nasip olursa bir gün oraya da gidelim. İnşallah. Allah nasip ederse olur. Yalnız beklenilen desteği alamadıkları için ya da şu andaki piyasa gereği değil, satış o zaman buradan düşük olduğu için tam anlamına faaliyet gösteremiyor. Şöyle bir şey diyelim o zaman. İnşallah Çankırı Valiliğimizin, ondan sonra acaba Kültür ve Turizm Bakanlığımızın buradaki kurulan bu derneğe katkı sunmalarını bekliyoruz. Buradan İnşallah. Da iletmiş olalım inşallah. Başkanım son olarak diyeceğiniz herhangi bir şey var mı? Eldivan ilçemizle alakalı olabilir, Çankırı ile alakalı olabilir. Malum olduğu üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Şanlı Ordusu şu anda Afrin'de destan yazıyor. Çok buradan da sizin söyleyeceğiniz herhalde bir kelam vardır diye düşünüyorum. Şimdi aslında biz sohbete başlarken ilk ona değinmemiz gerekiyordu diye düşünüyorum da bir şeylik oldu. Ordumuz, şanlı ordumuz Allah'ın izniyle muzaffer olarak tekrar ayrılacaktır. Orada Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi. İnşallah. Bundan zerre kadar şüphem yok. Benimle evet. Arkadaşlarım. Millet olarak zaten. Millet olarak zaten şüphemiz yok. Allah yar ve yardımcılar olsun. Amin. Cenab-ı Hak. Onları esirgesin her türlü kazanmalarından. Amin. İnşallah. İnşallah en kısa zamanda hayırlısıyla muzaffer olarak ülkemize İnşallah. Tekrar döndürelim. İnşallah. Allah kolaylık versin. Aynen. Güçlerini artırsın. Diyelim. Ekleyeceğiniz herhangi bir şey var mı başkanım bunların ne? Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Cenab-ı Allah size de güç kuvvet versin. İnşallah Eldivan için, Çankırı için, ülkemiz için faydalı hizmetlere imza atmak nasip olur. İnşallah. Önünüz açık olur. Bahtınız açık olur. Ülkenin sizin gibi temiz insanlara ihtiyacı var. Allah gücünüzü, kuvvetinizi artırsın. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Allah'a emanet olun.